bir faşistin saç stili. İşte bize iyi saç yapıyorlar. Onun için bir şey yapamam yani. Her saçını iyi yapan faşist midir yoksa her faşist saçını iyi yapar mı? Uzaylılar nerede? Uzaylılar nerede? Uzaylılar nerede? Sevgili Star Wars merakları ve de Andor dizisi bizi kurtaracak mı yoksa bizi gömçürecek mi diye merak edenler. O tarz bir konusuna girmeden önce şöyle basit bir soruyla başlayalım sevgili Halit. Sevgili Mert, bu bölümü sevdiniz mi? Sevdim. Gayet. Kesinlikle sevdim. Bu ciddiyet bölümün ciddiyetinden ve... Okey. Kesinlikle sevdim. Şöyle sarhoş ciddiyete sevdiniz falan gibi bir şey iliklemeye çalışıyorum. Sevdeki bu bölümün... Ne sarhoşu? Zevk sarhoşu. Star Wars sarhoşu. Şey sarhoşu. Intrika ve bilmiyorum. Bilmiyorum yani biraz ilk 3 bölümü bir anda yayınladılar. Coşkuyla izledik bu bölüm böyle pek bir şey olmadı mı? Yoksa ben mi şeyim yani? Karakter gelişimi falan gibi şeyleri karnı tok bir gıcık mıyım? Aslında yok. Şöyle bir şey oldu. Star Wars hikayesi ben şunu düşünmüştüm. İşte ilk Andor başladığında bu hepimiz Andor'un, işte Cassie Andor'un bizim Death Star'ın şeylerde planlarını çalma muhabbetini işleyeceklerini zannetmiştim. Ve yine çok çok büyük bir olayı anlatacağını düşünüyorum. Yani böyle Rogue One'daki olan şeylerin hemen öncesi falan gibi mi evet, olacak? Ben öyle evet. Düşünüyorum. Ama bu şu an böyle daha Star Wars evreninde geçen Ocean Eleven'ın hikayesi olacağını duydum. İşte bir sürü yeni işte karakter geldi. Hepsi böyle güvenebilecek miyiz? İşte hepsinin bir şeyi var. Ya o muhabbet çok uzamadı mı mesela? Allah aşkına yani her yeni gelen ay buna mı güveneceğiz? Ay buna mı güveneceğiz? Bir tane daha geliyor. Ay bana kimse söylemedi. Böyle iş olmaz filan falan. Ya buraya geldiğimde ilk bir yıl bana güvenmemiştin şimdi. Yani yok bilmiyorum yani şey açısından birazcık gerçekçi buldum açıkçası. O kadar plan yapıp son 3 günde bir adam girse sen de dersin bu nereden çıktı diye. Ama ben bu planların meyvesini bu bölüm biraz görmek isterdim sanki gibi geldi de bilmiyorum. Mesela şey olursa iyi. Bir sonraki bölüm, bütün bölüm böyle şey geçerse işte bunların planıyla ve onun uygulanışıyla geçerse falan iyi. Ama hani böyle umarım hani heyecansız kalmaz ne bileyim ben. Yok ya. Ben bir kere başından Luthen'le gemide yaptıkları diyalog itibariyle bölüme bir giriş kazandım. Çünkü böyle bu Star Wars'ta hoşuma giden şey... Hani şu filmdeki şundan bahsediyor ya da şu dizideki şundan bahsediyor falan muhabbeti. Bu da adam ilk Minban Savaşı'nı anlatınca, Minban Savaşı'nın öbür taraftayım deyince işte Solo'daki Minban Savaşı sahnesine aklım gitti. Wow. Ve o Minban Savaşı'nda karşı taraftaki adamlardan bir tanesi Cassian'mış meğerse. Halbuki aslında Minban'ını çekerken bayağı böyle sanki onlar yaratıkları ya da iri yarı uzay orklarını öldürüyormuş gibi bir şey hissetmiştim ben, hava hissetmiştim. Meğerse böyle gayet normal insanlarmış. Şey gibi mi oldu yani, böyle yaşayan organik dünya gibi mi geldi? Evet, evet. Daha böyle... bir de bu şey... Şimdi bütün Star Wars sagasını falan hep takip ederken o hep bir aradaki kopukluk var ya işte Clone Trooper'dan Stormtrooper'a geçiş. Nereden buldular bu adamları? Bu niye herkes insan? Ne oluyor anasını satayım falan boşluklarını böyle işte Solo'daki bu yan hikayeler, yine burada da bahsedecekleri hikayeler falan dolduruyor. O açıdan yani girişteki o birlikte birbirlerine anlattıkları, yani daha doğrusu Andor'un kendisine anlatışı, Luthen'in de Andor'u ne kadar iyi tanıdığını, her hani şey geçen bölümde şey konuşmuştuk ya, Luthen bilinçli olarak Andor'u seçmiş, yoksa şey mi? Bunlar gayet ortaya çıktı yani, Luthen arıyormuş bu adamı ya da inceliyormuş, hayat hikayesini falan biliyormuş. Ya oradan bir beni aldı kendine böyle. Şimdi işte bu Amerikli eşyadan daha değerli bir şey bulduğunu söyledi işte. Direkt aslında yani Andor'u almak için gitmiş o eşyayı sadece bahane etmiş gibi evet. Bir anlam çıkardı yani. Aynen. Ve vereceği görevinde işte şey olduğunu öğrendik. Bir kuadrantın yok şey bir sektörün çeyreklik maaşı çalınacak falan gibi. Ben işte dediğim gibi bu noktayı sevdim yani şeyi yine bu Andor dizisinde de böyle şeyi beklemiş işte evreni kurtaracağız, Rebellion falan muhabbetindense biz bir grup soyguncuyuz, imparatorun parasını çalmak istiyoruz böyle bir şey var hikayesi. Ya ben Star Wars'ta işte başka hikayeler görmek istiyorum. Star Wars'ta tamam eyvallah bu işte imparatorluğun gücünü biliyoruz işte ne bileyim diğer tarafta Luke Skywalker'ın o devrimini izliyoruz, seviyoruz falan ama diğer tarafta bu bilmem kaç bin yıllık bir
evren, bilmem kaç bin yıllık hikayesi var bu evrenin ama bu hikayede hiç şeyi görmüyoruz işte. Ama o kadar o kadar da şey değil ki canım. Gene bu dava için buradayız. Bilmem ne filan modundalar öyle. Ya adamı hatta adamı paralı bir şekilde paralı asker gibi tuttuğu için kız trip attı bizim şeye. Stellan Skarsgård'a hiç karakterin isimleri hakkında en ufak bir fikrim yok. Luther. Emin misin? Evet, doğru. Ya böyle Luther deyince de ha evet Luther diyesin bile gelmiyor. Skarsgård dediğin Luther işte. Evet tamam. Evet. Not almış görebilirsin. Notlarım var yani. Dersimi çalıştım. Düşünüyorum. Ya mesela şey ilgimi çekti. Cassian daha ilk anda uzay gemisi hyperspace'e geçtiğinde wow diyor bunu neyle çalıştırıyorsunuz? Yani bunu anlıyorum. O Outer Rim'in Trade bölgesinde böyle Cassian gibi iyi bir pilot bile galaksiler arası, sistemler arası yolculuk yapabilecek bir şey bilmiyor. Bir teknolojiden habersiz. Dolayısıyla ilk Işık hızı mı diyelim? İyi yani. Bir pilot olduğunu nereden çıkardın ki? Şu ana kadar o söyledi sadece. İşte bilmem ne uçurdum, ben bilmem ne bile uçurdum falan dedi. Ve bir de bölümün devamında işte geminin adını söylüyorlar. O gemiyle işte şu kadar saniyede kaçabilirsin falan diyor. Evet. Adam usta bir pilot. Dizinin bize söylediği bu en azından yani. Usta tabii onu valla kaçırmış. Henüz görmedik ama. Bu şeyini verdiler. Aynen dolayısıyla. Bir usta pilot sevdası oluyor ya bu şeylerde. Evet tabii. Senin dediğin şu. Lazım. İşte evet. 10 bin sistem falan esprisi var ya. Yani çok çok büyük olması biraz böyle işte teknolojik de farklılık var. Yani ne bileyim. O Kalaşnikov lazer atıyor mu bilmiyoruz ama bir kere ekipte bir Kalaşnikovlu var. Güvenirim ben. Fragmanlardan beri dikkat çeken bir şey Kalaşnikov'da. Evet. Evet henüz ateş etmedi ama. Bilim kurgu bir dünya bile olsa biz Outer Rim'deyiz, dış çemberdeyiz ve burada atıyorum ışık hızı başta olmak üzere bazı seçkinlere özel ya da zenginlere ya da ne bileyim işte birilerine özel teknolojiler var. Ben çünkü o ana kadar hep şey sanıyordum. Herkes her gemiyle zırt pırt her yere gidebilen bir dünya sanıyordum. O ince farklılıkta biraz ilgimi çekti yani. Ya bunlar fakirin fakiri gibi ya belki bir çeşit yani ne bileyim. Obi-Wan Kenobi'de et falan kesiyordum hani eliyle yani. Onu otomatik bir şey yapabilecek bir şey yok bu şeyde var ama en böyle dipte yaşayanlar böyle yaşıyor herhalde falan gibi bir şey. Mesela adamın şeyi üzücü oldu arkadaşlar benim açımdan. Yani adam ya ben gelmeyeceğim benden bahsetme falan deyince hemen işte çünkü bu herif de işte aristokrat falan onların arasında onu fragmandan biliyor olmak beni üzdü mesela. Keşke bilmeseydim onu ve adam bir anda garip garip saç yapınca bir anda şey yapınca bir şok olsaydım keşke. Peki o sahne çok iyi değil miydi? Güzeldi. Yani o sekans çok iyiydi bence. Fragmanları şeyden ilk fragmandan sonra falan muhtemelen izlemedim. O yüzden ben onu bilmiyordum. Yani o ama hiç adamı görmedim. Ben adamı görmüştüm yani. Ben de fragmanları deli gibi takip etmiştim de herifin böyle şey motmolarla takıldığını falan bir şekilde ben görmüştüm yani internette. Bilmiyorum. O zaman internette belki denk gelmiştim ama ben o hani sahneyi görünce şey yapınca çok hoşuma gitti. Çünkü şey de hoşuma gitti. İşte ya dedim, bana göre birazcık kompleks bir hikaye. Yani komplekslikten kastım şu. İşte sadece bir grup Rebellion değil de, sadece bir grup işte no-name insan değil de ayrıyetten işte imparatorluğun içerisindeki casuslar, casusların birbiriyle konuşması, o gelen kadın hani şeye gelen kadın işte yapacağız ama işte arka tarafa çekiyor işte kocama hediye almak için geldim falan diye. Arka tarafta şoföründen bile gizli konuşuyor yani gizlinin gizlinin gizlisi böyle güzel bir şey var. Bir de ben bu bölüm aslında şeye çok sevindim, mutlu oldum. Ya hani bizim Star Wars izlediğimizden beri şey dediniz ya 4-5-6'yı izledik işte daha da kronolojik dersek 1-3'ü görüyoruz. Lan diyoruz bu adamlar yenildi daha 4-5-6'da nasıl bir daha imparatorluk kurdu? 6'da imparatorluk yenildi 7'de nasıl bir daha imparatorluk kurdu falan. Hani bu imparatorluğun gücü ne falan diye hep şey yapıyoruz ama 6 birazcık boş. Bu bölümde şey çok hoşuma gitti bu istihbarat tarzında bir ekipleri vardı ya böyle konsey gibi. Beyaz giyenler. Aynen. Oradaki adamların böyle konseyleri, konuşmaları, işte bazı şeyleri önemsiz görüp bazı şeyleri çok önemli yapmaları ve inanılmaz disiplinleri. Dedim ki okey bunlar evreni yönetebilirler yani bunlar bu güçle evreni yönetebilirler. Imperial Security Bureau ve adamın orada işte konuşması güvenlik bir illüzyondur. Biz aslında mikropları temizliyoruz ve bu mikroplara karşı bir savunma mekanizmasıdır falan. Bir böyle ne bileyim kendi şeyleri var. Bir jargonları evet, falan. Hem jargonları hem de hayat görüşleri var. Bir de hepsi insan fark ettiğiniz üzere. Net bir orada insan faşizmi ve bu Star Wars şeyinin hikayesinin kökenindeki işte şu vakti zamanında insanların
diğer ırklara karşı açtığı o galaktik savaş. Yani şey dokusu, bu arada bak tartışılabilir, bunu sevdim mi sevmedim mi bilmiyorum. Çünkü bazı yerlerde şey dedim, lan nerede uzaylılar falan oldu. Evet, ben mesela bizimkilerin arasında bir tane yaratık bekliyordum. Aynen, yani böyle. Bu da mekanikler falan. Evet, yani biraz böyle hani gerçek, yani Star Wars'un ne Star kısmını biraz almışlar yani. Şey yok, çok uzaylı yok ama ben de şey diye düşünüyorum. Belki de hani bu sektör insan ağırlıklı bir sektördür. Onların olduğu bölge. Ha, imparatorlukta da zaten eski filmde de sürekli insanları görüyoruz. Belki bütün o imparatorluk hani insan faşizmini falan destekliyor ama bunlardan bahsedilmiyor. Bunlardan biraz bahsedilmesi iyi olabilir ileride. En azından ırkçılığı geride bırakıp türcülüğe başlamışlar diyebilir miyim? Evet, evet. Irkçılık gitmiş 3000 yıllarında falan, 30 bin yıllarında artık. Niye? Zenci imparatorluk şeysi var mıydı? Vardı. Ha, o beyazlardan bir tanesi bir şey miydi? Bir tanesi oydu. Hiç fakirim. Bir de o devam ediyor. Ben ırk görmüyorum ki. Bir de o toplantıda şey esprisi vardı. Evet efendim, bu arada Scarif'e giden şantiye gemilerinde de bir artış var. falan gibi bir ilginç sahne vardı. Burada da artık malum Death Star'ın yapılma şeyini hissediyoruz, sürecini. Biraz o bizim adam, yani şey adam, ilk 3 bölümdeki kötü olan gibi o güvenlik görevlisi adam. Yani bizimkinin davasının peşini bırakmayan işte o amirinin ardın şey yani, tersine iş yapan evet. Filan herif. O azarını işitti. Annesini ziyarete gitti. Onu orada bıraktılar. Onu yeni kötüler tanıştık gibi oldu falan. Sizce ne olacak? O bizim adamı görmeye devam edeceğiz mi? O ilk 3-4 bölümlük bir karakter olabilir mi acaba? Bence sadece? O çok Andor'un hikayesinde çok kilit bir karakter olacak. Çünkü şu an Andor çok nasıl diyeyim, önemli bir rol, daha doğrusu önemli bir olayda önemsiz bir karakter, yedek karakter olarak yapıldı. Ve bu adamlar bu işte soyguna ya da işte bu rebellion'a çok uzun zamandır hazırlanıyorlar. Son 3 gün kala biri geliyor bunlara. Ve işte Andor şu anda aranıyor ve bu işte yüzü falan daha önce işte imparatorluğun şeyine düştü. Bunu da o adam biliyor. Yani bir noktada o soygun gerçekleşirken, çünkü bunlar bayağı imparatorluk şeyine normal hani bir anda basıp girmeyecekler de araya karışarak girecekler gibi bir muhabbetler olacak. Orada bence bu adam işte bunu tanıyacak, Andor'u tanıyacak ve bizim soyguncularımızın işleri yolunda gitmeyecek. Bu işlerin yolunda bozulmasının sebeplerinden bir tanesi o adamın Andor'u tanıması olacak. Ya da şöyle bir öyküm var işte acaba. Yani mesela bu adamı tükürüp attılar. İşte o toplantılarda da böyle işte kız bir şeyler yapmak istiyor, öbür adam... yani o güvenlik konseyi dediğiniz grup var ya, o kızı azarladı etti falan bunun başı olan herif. Yani böyle hani ufak tefek detay uğraşan subaylarını falan hani göz ardı ediyor ve bu yüzden aslında şey düzeni kuramıyor gibi bir şey anlıyorum ben aslında yani. Yani o yüzden aslında hani o vurmaya çalıştıkları demir yumruk imparatorluk tarafından çok da efektif değil. Çünkü kendi istihbaratçılarına, kendi şeylerine yeteri kadar önem vermiyor diye düşünüyorum ben. Ya yani orada bir çatışma olduğu kesin. Bence bu çatışma o sarışın ablamızı birazcık yükseltip önemli bir karakter haline getirmek için. Bu arada kendisinin saç toplama düğümüne de bayılmıştım, onu da söylemek istiyorum. Çok güzel böyle, yani at kuyruğu yapmışlar, bir döndürüp vut diye içine sokmuşlar. Çok dikkatimi çekmişti toplantıda. Biraz böyle şey de hani nasıl denir? Tam bir faşistin saç stiliydi yani. Evet, faşistler bize iyi saç yapıyorlar. Onun için bir şey yapalım yani. Faşistliyiz. Düzgün ve şey yani berber, çünkü hani beceremeyen kuaför, öldürün bunu falan şey. Modada, otomotivde ve saç stilinde her eğlenirler. Saçını iyi yapan faşist midir, yoksa her faşist saçını iyi yapar mı? Her saçını yapan faşisttir. Okay. Yani burada bunu netleştirmek istedim. Kesinlikle öyle. Peki şu banka soyguncusu çete lideri Druid abla hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdiye kadar hiç, yani ben fragmanda falan gördüğümü hatırlamıyorum. Gördüysem de önemsemedim. Elinde asasıyla geldi. Luten'le tartıştı, bağırdı. Çok iyi bir hücre sistemi var bu arada yani. El-Kaidemsi bir hücre sistemi evet, var. Evet, teröristlik nasıl yapılır? Güzel taktikler öğreniyoruz. Bilmeleri gerektiği kadarını biliyor. Üstün olanın Luten olduğunu biliyoruz. Kendine bir isim seç, kafaları, havaları falan. Aa, ona da baktım abi, niye Clem diye. Neymiş? İlk bölümde annesi, yani şey, kendisini Kenari'den kaçıran, kadına eşlik eden bir tane adam var ya, onun adı Clem'miş. Üvey babası olabilir belki. Yani iki kişi geldiler ve kaçırdılar ya, yani bilmeden kaçırdılar ya çocuğu kurtaracağız diye. Anladım. Yani bunun anlamını düşünüyorum. O herife karşı bir bağ sanki. Evet, o adama karşı bir bağ var.
O yüzden onu kullanmış. Ne? Klem nereden geldi yani? Klem ben şey sandım çünkü evet. Başta. Ben de öyle. Klem istiridye diye giderler ya. Aynen. SpongeBob izlediğim için. Ben de aynı SpongeBob'dan yani çılgın balıkçı her dakika gittiğiniz hayatınızdan bilmiyorsunuz. Hayır. Ben şey diyecektim, bu az önceki işte bu şerif yardımcısı falan bu arada tek başına bir şey yapacağını zannetmiyorum. Hani o bizim bu beyaz pelerinlerden bir tanesinin yanına yükselecek gibi ya hani ben o taraftan bir şekilde girecek ya işte o siyahi abimizin yanına yükselecek ya da bu asi sarışın ablamızın yanına bence yükselecek. Bence sarışın abla bu işin peşine düşünce hani bu herifden bilgi alacak öyle olur ya böyle yani bir ezik başka bir eziği yanına alır veya işte kendilerine patronlarına kanıtlarlar filan. Ya da annesi diyecek artık senin evlenme zamanı gelmiş bak bizim kız da şeye girdi security bureau'ya girdi bir tanıştıralım seni. O Doktor Agın abi o niye ya bence uzayın hangi köşesine gidersen git anneler tamam, o anne çok güzel değil mi şey ya girin veriyorsun kapıyı açıyorsun anne ya uzay annesi ya herhalde çocuk şey yapmış notu bırakmadan mı kaçmış ne yapmış mesela niye dayak yedi onu bir açılmadı değil mi onun yok açılmadı işte orada gördük o vurdu kapattı o sizce yani şeye mi kızdı mesela hani sen niye açtın görevinde amirinin sözünü açtın bunlar da haber olacak hali yok anne neye kızdı kadın. Belki de imparatorluk için çalışıyor diye mi kızdı acaba? Ya bu arada o adam şu an Coruscant'a gitti. Değil mi? Yani yok. Coruscant'a değil miydi? O Outer Rim'de bir yerde. Başka bir yerde. Evet aşırı insan ağırlıklı. Evet. Yine orada da full insan. Havalimanında stopladım abi. Koca havalimanında 30-35 tane insan var. 2 tane uzay var. Bir tane Bolium gördüm. Bir tane ne olduğunu bilmediğim bir sırtından geçiyor. Biraz az gerçekten. Yani. Çok az insan var ya. Ay çok az uzay var. Çok az uzay var. Robot da çok az var. Evet, robot da çok Android de çok az var. Şeyi hiç görmedik neyin? Konuşan R2-D2'yu. Ama o zaten şeyle, babaannesiyle kaldı. Canım. Geride mi kaldı o? Tabii tabii. Bir de Mon Mothma'nın gıcık kocası. Ve de onun işte yüksek sosyete maceraları. Lucius Malfoy'u izledik Mon Mothma'nın kocası olarak. Ben bayağı benzettim. Koskoca şey. Neydi o oyuncunun adı? Bir de koskoca dedim ama. Bir kere girdim söze. O böyle kirli, o böyle şeyli, gıcık gıcık böyle konuşuyor falan çok benzettim. Bilmiyorum. Yani sizce mesela adam şey mi? Mesela Mon Mothma'nın planlarını saklamak zorunda olduğu biri mi? Yoksa sadece onaylamıyor mu adam? Üf sen de hani başımıza iş açacaksın mı diyor. Evet belki sevgisinden senatörlerle arasını iyi tutmaya çalışan bir destekçi mi? Destekçi mi acaba? Bence kesinlikle sırlarını saklayabileceği birisi ya. Ya o ikilinin arasındaki böyle şey çekişme hani ileride kavgadan daha şeye gidebilir, ihanet olabilir yani bana öyle geliyor. Yani güvenemez diyorsun sen. Bence güvenemez. Evet bence de güvenemez. O herifte bir bas. Biz oturalım millet boğulsun yansın. Safiye'nin karısını tercih etti ya dedi ki ben onları çağırdım bir kere falan dedi ya. Ama işte şey gibi gözükmeye çalışıyor yani imparatorluğa samimiyeti olan tiplere hani ilişkimizi sıcak tutalım bizi şey sanmasınlar bok sanmasınlar falan aynen. Tarzı olaya yaklaşıyor olabilir. Yani iyi bir yazar bu yöne bizi götürdüyse beklenmedik bir anda Mon Mothma'ya destek olup kendini feda eden bir twist yapar. Biz de ah ne güzel deriz. Yoksa önerdikleri şey bayağı bu adamın ileride bu kadına ihanet edebilecek olduğu falan bence. Yani bu dizinin eğer bunu başarabilirse bence en büyük alamet farkısı bu da tabii ki sürpriz değil bunu zaten iddia ediyordu. Hı. Star Wars kadar işte böyle büyülü, işte biraz çocuksu, biraz böyle ne bileyim yani günü Ewok'ları falan kurtaracağı kadar şey bir yere gelebilen böyle masumiyetle ilgili saftirik yerlere gidebilen bir yerin. Hani o çok korktuğumuz imparatorluğu bugüne kadar korkacak çok bir şey göremedik hakikaten. Darth Vader bir odaya girdi mi geriliyoruz. Ama Stormtrooper'lar şaka. İşte ne bileyim tam olarak hani bu imparatorluğun ne gibi bir faşizm yaptığını görmüyoruz yani kolay kolay. Bu dizi onu gösteriyorsa biraz gösteriyor. Hani biraz gösterdi gibi yani ilk bölümlerde işte o güvenlik grubunun gelip kıl davranması millete filan. Ama hani çok da henüz öyle bir şeyle belki görmedik yani. Bizimkiler mesela isyan ediyorlar da tam olarak neye isyan ediyorlar? Acaba onu görmeli miyiz? Ya bir tek o köydeki insanlar mutsuz oldu en son hani bir ölenler kalanlar falan yüzünden de. Yani sizce onu veriyor mu? Verebilecek mi? Vermeli mi? Verir mi? Ya ben vermesini istemiyorum ya. Ben dediğim gibi yani bunun Star Wars evliliğinde ben hatta şeyden memnunum. İşte
İmparatorluğun böyle normal sıradan gösterilmesine, ya bunlar da aslında işte Luke Skywalker'ın dediği gibi böyle kötü değil, işte memlekete şey getirdiler falan, yol yaptılar, yol falan tarzında şey yapmalarından memnun. Hani evet, normal bir sıradan bir insanın gözünden gördüğün zaman, işte Outer Realms'e en dış halkalardan bir gezegende gördüğün zaman, işte ne bileyim, şeyler Rebellion'la işte şey arasında, imparatorluk arasında ne fark var? İkisi de zaten ay 15 yılda bir geliyor buraya falan gibisinden. Hani bir şey var. Gerçekten bunlar o tarafta. Adamların hayatında belki çok az değişiklik oluyor. Baştaki adam da Darth Vader da olsa, işte Obi-Wan Kenobi de olsa hiçbir şey hayatlarında değişmiyor. Ve onu görmek güzel. O hani İmparatorluğun direkt ortasında bütün olayların etki ettiği bir şey, her işte imparatorun bir kalem oynatmasından bir sürü gezegenin yok olmasını çok görmek istemiyorum açıkçası. Bu kadar, bu sıradanlık benim hoşuma gidiyor. Abi ben Cassian'ın tam olarak imparatorluğun böğrüne neden bir bıçak saplamak istediğini anlamış değilim henüz. Evet. Onu bekletiyorlar. Ama ilk 3 bölümde o kadar yavaştı ki biz o çocukların hikayesini izlemek o kadar yavaş zorunda mıydık? Yani eminim biraz daha bağlanabilirdik yani Cassian'a. Birazcık daha ne yaptığını anlayabilirdik. Şu anda sadece işte Luthen'in sözlerinden hareketle. Bak ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Ne kadar kızgın olduğunu biliyorum. Çok kızgınsın. Evet. Kızgın herhalde falan diyoruz da. Ya işte köyünü yakıp yıktılar herhalde, o geride kalan falan görmedik. Herhalde ama öyle düşünüyoruz. Şeyi bilmiyoruz mesela, işte şu anlık çok daha henüz unutturmadılar gerçi yani 3 hani bu bölümle beraber 4. bölümü izledik değil mi? İlk 3 bölümü gördük. İlk 3 bölümde kız kardeş muhabbeti vardı. 4. bölümde hiç kız kardeşinin adı geçmedi. Şimdi bir tık unutturmaya başladılar. Bu kız kardeş muhabbeti bence öyle çıkmayacak bir mevzu değil. Daha sonradan ilerideki bölümlerde mutlaka karşımıza belki bir imparatorluk askeri, işte belki çok klişe şey, olmaz mı ama? Aşırı yani, klişe olur yani, öyle çıkarsa. İşte o benden onu aldılar falan tarzında. İmparatorluğa neden şey yapmak istiyorsun? Çünkü benden en değerli varlığımı kız kardeşim aldılar falan tarzında bir şey çıkartırlarsa üzücü olur. Kenari'yi merak ediyorum. Hani şey ne yaptılar? İşte orada kalanlar o çocuklar nasıl kaldı? Ondan sonra oraya imparatorluk tekrardan bir araştırma şeyi yolladı mı? O çocukların akıbeti ne oldu falan? O kısımları merak ediyorum. O kısımların ileride bizim Andor'umuzun karakterini nasıl etkilediğini merak ediyorum. Yani dediğin gibi ne oldu da bu adam şey güzeldi. İşte girmiş, hani çok işte çok kibirliler, hiç bana bakmıyorlar bile. Girdim bayağı normal kıyafetlerine girerek işte bir şey çaldım imparatorluk gemilerinden falan filan diyorlar. Bu kısımlar bir hırsız hikayesi için güzel ama işte sırf itliğine böyle çorbalarına tükürüyorum falan filan tarzında işte şeyleri. Yani bir gıcıklığı var imparatorluğa karşı. O gıcıklıklardan geliyor. Onu bir bir gıdım artık verebilirler diye biliyorum. Çünkü bu diziyi izleyip de yani bunlar terörist falan demek ki şu an mümkün gibi yani birazcık. Ya ben mesela abi yani Andor'da onun beraber keyifli takip edebilmek için ihtiyacım bu. Ben şu anda acayip bir şekilde Luthen'ci ve Mon Mothma'cıyım. Yani çünkü ikisinin de çelişkisini de çatışmasını da sıkıntısını da çok iyi anlıyorum. Ve o demin övdüğüm dönüşüm sahnesi var ya, onun sonunda işte oyuncu öveceğim ya, yani bloğlara yapalım. Sonra yine böyle olup. Ya bunlar çok kıymetli anlar. İyi ki bu abi bu dizide var. Onu bir kere daha övmek istiyorum. Bence abarttıkça abartıyorsun ya. Alt tarafı bir böyle yapayım, bir öyle yapayım. O kadarını yapsın bir zahmet yani. Oyuncu bunlar yani. Artık sen de yani. Çok keyifliydi bence. Ya, sırada insanlar altta çalan müzik, o yavaş ne satıyor peki o adam ne satıyor mesela? Ne diyor? Antikacı mı? Antikacı mı? Artifakçı. Artifakçı geldi anlıyorum. Ya bak diyor, bu 10.000 yıllık işte sünnet makası. Derisi. Şoförü kandırmak için orada kadının gelsene para göstereyim diyor. Evet ya. Gelsene taş para göstereyim. Aa gerçekten. Peki falan deyip gitti. Affedersin ben casusum var. Senin casusluğuna yani gerçekten imparatorluk senin. İşte böyle yıkıldı imparatorluk, güzelim imparatorluk. Evet. Ya yani şeyi de anlamaya başlıyoruz değil mi? Senin söylediğin o adamın reddetmesi, davanın incelenmesinin casusun hatalı. Hep insan hatalarıyla dolu. Ve bu şu soruyu yeniden aklıma getiriyor abi. Uzaylılar nerede? Uzaylılar nerede? Uzaylılar nerede?
Evet, bu soruyu size soruyor musunuz sevgili geekler? Siz Andor'u nasıl buluyorsunuz? Sizce Star Wars'un bu yepyeni projesi yakıştı mı? Güzel oldu mu? Bir tarafta Rings of Power, bir tarafta House of bilmem ne, bir tarafta da Star Wars koca bir geek savaşının ortasında gibi hissetmiyor da değiliz kendimizi. Ama her hafta zorlanıyoruz, her hafta neyi nasıl seveceğimizi, nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. İnternet çağında zaten bu yepyeni dizilerle boğuşmak da bambaşka bir çaba gerektiriyor. İnternette bir şey okuyorsun, sonra o dizide başka oluyor. Dizide izliyorsun, sonra internete bakıyorsun, başka bir şey çıkıyor falan filan. Siz bu tecrübeyi nasıl buluyorsunuz? Sevgili Halit, bizleri yalnız bırakmayıp bir fırsat da ilk fırsatında geldiğin için seni öpüyoruz. Başka şeylerde görüşmek üzere. Artık çeneni kapat. Çeneni kapat.